Onlar gölgede yaşayan siber dünyanın hayaletleri. Modern zamanın en büyük tehdidi ve en büyük müttefikleri. İz bırakmamayı seven, sadece klavye ve kodla konuşan bu sanal savaşçılar. Korku ve kaos yaratan bu figürlerin dünyasına girmeye hazır mısınız? Yaklaşık 30 yıl önce ilk kez ortaya çıkan hackerlar, zamanla gelişen teknolojiyle birlikte yeteneklerini ve etkilerini de arttırdılar. Bu videoda hackerların tarihini, farklı türlerine, yöntemlerine ve etkilerine göz atarak bu gizemli dünyanın ardındaki gerçekleri keşfedeceğiz. Ayrıca hackerların toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini de değerlendirerek bu dijital korsanların tehlike mi yoksa fırsat mı sunduğunu anlamaya çalışacağız. Günümüzde teknoloji yaşamlarımızı daha da kolaylaştıran sayısız avantaj sunarken aynı zamanda bir takım risk ve tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin başında da elbette hackerlar geliyor. Kullandıkları çeşitli zararlı yazılımlar sayesinde sanal ortamda çeşitli yöntemlerle saldırılar düzenlemektedirler. Mesela DDoS adını verdikleri yöntemle genellikle bir ağ veya bir web sitesi üzerinden yoğun trafik zorlamak amacıyla düzenlenen bir saldırı türüdür. Bu saldırıda çok sayıda bilgisayar ve diğer cihazlarla kontrol eden bir hacker hedeflenen siteye büyük miktarda trafik gönderebilir. Bir başka saldırı türü ise SQL enjeksiyonu. Bu tür saldırılarda hacker hedef bir web sitesinin SQL kodu enjekte ederek web sitesinin veri tabanına ulaşabilir. Daha sonra veri tabanındaki bilgilere erişebilir veya veri tabanını değiştirebilir. Bu da web sitesindeki tüm kişisel ve önemli bilgilerin dışarı sızması anlamına geliyor. Bir diğer saldırı türü ise exploit. Exploit kelimesi bilgisayar ve yazılım sistemlerinde bulunan bir güvenlik açığını veya zayıf noktayı kullanarak sisteme sızıp kontrol etmek anlamına geliyor. Exploitler, siber suçlular tarafından bilgisayar sistemlerine sızmak veya veri çalmak için sıkça kullanılıyor. Aynı zamanda bilgisayar korsanlarının saldırdığı sistem veya yazılımın da versiyonuna göre farklı gösterebilir. Hackerların kullandığı yöntemlerden biri de sosyal mühendislik adı verilen bir tekniktir. Bu teknikte bir hacker kurbanları kandırmak için sosyal medya veya e-posta gibi kanalları kullanır. Örneğin bir hacker kurbanının banka hesap bilgilerini çalmak için sahte bir banka web sitesi oluşturabilir ve bu web sitesini kurbanına göndererek onu dolandırabilir. Hackerların aktiviteleri yasa dışı olduğundan bu kişilerin faaliyetlerine dair bilgiler kamuoyunda yaygın olarak bilinmez. Ancak dünya çapında ün yapmış bazı kişilerin de var olduğunu biliyoruz. Mesela Kevin Mitnick bunları başında geliyor. 1990'lı yıllarda Amerika'da çeşitli şirketlerin ve kuruluşların bilgisayar sistemine sızarak hapis cezasına çarptırıldı. Bir başka hacker ise Adrian Lamo. 2000'lerin başında birçok yüksek profilli şirket ve kuruluşun bilgisayar sistemlerine sızarak ün kazandı. Lamo, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'in kimliğini açıklamasıyla da tanınmaktadır. Gary McKinnon'a gelecek olursak, 2002 yılında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bilgisayar sistemlerine sızarak dünyanın en büyük bilgisayar korsanı olarak ün kazandı. Ve
ve çoğumuzun bildiği Anonymous grubu internet aktivistleri olarak biliniyor ve birçok yüksek profilli saldırıda bulundular. Anonymous, WikiLeaks'in yanı sıra Sony ve Visa, Mastercard gibi şirketlere de saldırılar düzenledi. Tabii Ay Yıldız Team'i de unutmamak lazım. Türkiye kökenli olan bu grup, çeşitli siyasi veya sosyal amaçlarla siber saldırılar düzenlediği iddiasıyla gündeme geldi. Ay Yıldız Team, Türkiye'nin ulusal kurum ve kuruluşlarına yapılan saldırılardan koruyan ve bu saldırılara karşılık veren milliyetçi bir gruptur. Değer yargılarına göre birçok faaliyeti de bulunmaktadır. Grubun gerçek faaliyetleri hakkında net bir bilgi yoktur. Çünkü bu tür gruplar genellikle anonim olarak hareket ederler ve faaliyetlerini de gizli tutarlar. Bir zamanlar sadece bilgisayar meraklılarının hobisi olan hacking, artık küresel güç dengelerini etkileyebilecek ve hatta devletlerin kaderini belirleyebilecek kadar önemli bir hale geldi. Bu nedenle hackerların dünyasını anlamak, günlük hayatımızı ve geleceğimizi etkileyen önemli bir faktördür. Günümüzde devletler ve hackerlar arasındaki ilişki karmaşık ve gizli bir hal almış durumda. Devletler, siber güvenlik konularında hackerlardan yardım alabilirler veya bazı durumlarda hackerlara karşı önlemler de alabilirler. Bunun yanı sıra bazı devletlerin kendi siber güvenlik birimleri veya hacker grupları da bulunabilir. Hackerlar ise genellikle devletlerle ilişkili olmayan bireysel veya gruplar olarak faaliyet gösterirler. Ancak bazı durumlarda hackerlar devlet tarafından desteklenebilir veya hükümetlerin çıkarlarını korumak için çalışabilirler. Örneğin bazı ülkelerin siber casusluk faaliyetleri için hacker gruplarına yönelik bütçeleri olabilir. Öte yandan bazı hacker grupları hükümetlerin veya devlet kurumlarının sistemlerine saldırarak veri çalabilir. Aynı zamanda casusluk yapabilir veya altyapıya zarar verebilirler. Bu tür saldırılar genellikle uluslararası hukuk açısından kabul edilemez. Bir diğer konu ise bankalar. Hackerlar, bankaların bilgisayar sistemlerine kötü amaçlı yazılımlar bulaştırarak sisteme sızabilir ve hassas bilgileri çalabilirler. Kullandıkları bu kötü amaçlı yazılımlar, banka çalışanlarının veya müşterilerinin bilgisayarına bulaşabilir ve bilgileri ele geçirebilirler. Bu bahsettiğimiz yöntemlerden birisi de fiziksel sızma. Bu yöntemde hackerlar banka binalarına fiziksel olarak girerek bilgisayar sistemlerine doğrudan erişim sağlayabilirler. Örneğin bir hacker banka personelinin bilgisayarını ele geçirerek hassas bilgilere kolayca erişebilir. Bir diğer önemli nokta ise güvenlik açıkları. Bankaların bilgisayar sistemlerinde güvenlik açıkları varsa, hackerlar bu açıkları kullanarak sisteme sızabilirler. Bu nedenle bankalar, bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarını sürekli olarak kontrol etmek ve gidermek zorundadır. Özellikle son yıllarda hackerlar ve bankalar arasındaki olaylar ve güvenlik ihlalleri giderek artmaya başladı. Bankaların dijitalleşmesi ve finansal işlemlerin çevrim içi hale gelmesi, siber suçlular için cazip hedefler oluşturmuştur. Hackerlar, bankalardan para çalmak ve bilgilerini ele geçirmek ve hatta bankaların sistemlerini çökertmek için çeşitli teknikler kullanmaktadırlar. Sonuç olarak, hackerların amaçları oldukça çeşitlidir ve genellikle birçok farklı faktöre bağlıdır. Ancak siber güvenlik konusunda farkındalık ve bilgi sahibi olmak, herkesin kendi verilerini ve bilgisayar sistemlerini daha iyi korumasına yardımcı olabilir. Unutmayın, gece karanlığında uyandığınızda fısıltılar duyabileceğiniz bir dünya var. Gizemli siber savaşçılar en yakınızda bile olabilir. Arkadaşlar, aile, komşu, günün ışığında sıradan insanlar gibi görünseler de gece olunca bilgisayarların önünde korsanlara dönüşürler. Kim olduklarını asla bilemezsiniz. Ama onların ellerinde dijital dünyanın gücü var.